Evet değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi tabii birkaç haftadır Özdemir abi yok, Özdemir İnce. Ama en kısa sürede bizimle birlikte olacak. Özdemir abiyle programlarımıza devam edeceğiz. Mesajlar geliyor, o mesajlara çoğuna cevap vermeye çalışıyorum. Özdemir abiyle birlikte olacağız. Onu seviyoruz. Onun önemini, onun söylediklerinin önemini en azından sizin de anladığınızı bildiğimiz için Özdemir abiyle daha sık beraber olacağız. Evet, kitaba gelirsek. İçinde siyaset ötesi bir kitap bu. Evet. Yaşama dair bir kitap. Cezaevi anıları önemlidir. Yani erkeklerde askerlik anıları vardır. Ama cezaevi anıları çok çok önemli. Çünkü bir kere giriş nedeninizden başlıyor her şey. Evet. Ben niye buradayım? Ben ne işim var benim burada? Diye sordun mu? İçeride ya da bu adliyeden çıkarken nerede aklına geldi? Evet. Ben neden içerideyim sorusunu hiç sormadım. Neden içeride olduğumu biliyordum çünkü. Bu beni hiç şaşırtmadı. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi beni grup toplantısında hedef almıştı. O bayan diyerek. Bayan demişti. Kadın pardon. Demiyor onlar. O bayan evet, diyerek. O bayan demişti. Hani benim topluma büyük yalanlar söylediğim iddiasında bulunarak tamamıyla bir yalan yani aslında. Yalan söylemeye ihtiyaç duyarak. Dolayısıyla zaten hedefteydim. Zaten hedefteyiz. Zaten her zaman yani sosyal medyada linç ediliyoruz. Gıyabımızda gayri hukuki, gayri ahlaki iftiralar atılıyor. Ya bunlara zaten çok teşneyiz, çok alıştık. Ama bu kez gerçekten hani bütün o birikmiş öfke ve kinin boşaltıldığı bir süreç yaşandı. O beni hapsettiğini düşündü ama ben vicdan sahibi hiçbir yürekte hapsedilmediğimin gayet bilincindeydim. O beni susturmaya çalıştı. O beni derken aslında benim nezdimde hepimizi susturmaya çalıştı. Ama baskıyla, faşist düzenlemelerle, hukukun üzerinde tepinerek, anayasayı, yasaları hiçe sayarak, adaleti yerle bir ederek, özgür ifadenin, evet, özgür düşüncenin yok edilemediğini tarih hep bize göstermedi mi Namık? Evet. Yani o da bir deneyim tabii. Tabii ki bizi hapsedebilir ama fikriyatımızı hapsedebilir, evet, mi? Yani evet, ben hapisteydim ama insanların vicdanlarında, yüreklerinde hala serbestim. Ben aslında kamuoyu nezdinde hüküm giymedim. Ben bir suç işlemedim. Ben hatta hiç kimseye, evet, hakaret etmedim. Namık benim günlük hayatımı da bilir. Ben bırak kötü bir söz söylemeyi, yani küfretmeyi, rencide edecek bir şey bile hiç kimseye özel hayatımda da söylemem. Evet. Şimdi bunun zaten bilincindeydim ve ben kamuoyunun da bunun gayet idrakında olduğunu biliyorum. O dönemde bütün baskıya rağmen, hatta bana destek verenleri de beni linç etmenin ötesinde, bana destek olanlara, bana destek verenleri de linç ederek, ben, o aynı atasözünü söyleyenleri de hapsederek, böyle bir baskıyla bir suskunluk sarmalı yaratmaya ama çalıştılar. Ama zaten bunun hani bir öyle boşluklar vardı ki Göbels'in sözünün iddianameye girmesi yani kara mizah gibi. Tabii. Yani yani bir yalan atıyorsun, sonra bu iddianamede o attığın yalanla, montajla diyorsun ki bak bu kadın yalancı. Yani bu kadar ironik, evet, bir mesele. O yüzden bu davalar benim için hepsi bir case study, yani hepsi bir örnek çalışma. Hem siyaset bilimi açısından hem gazetecilik açısından. Dolayısıyla ben bu soruyu kendime hiç sormadım. Neden içeride olduğumu biliyordum. Ben ilk değildim, sonda olmayacaktım. Ama kendime şunu sordum. Bazen gittiğim seminerlerde ve eğitimlerde de bunu söylüyorum. Neden bu kitabın ismi Yandığın Ateş Yoluna Işık Olur? Çünkü aslında yandığımız ateş hayatta karşılaştığımız zorluklar. Kimisi siyasi baskı. Evet. Kimisi ekonomik zorluk, kimisi sağlık sorunu. Yani yanmayan insan var mı? Doğru. Hayatında yangına maruz kalmamış biri var mı? Hepimizin kendimize göre hayatımızda maruz kaldığımız yangınlar var. Benim örneğimde de ben o hapis sürecinde, de ki bir ateşe, aleve benzettik bunu. Şöyle bir soru sordum kendime. İsyan etsem, öfkelensem, ağlasam, o demir kapıyı yumruklasam, ki hakkım,
öfkelenebilirim, isyan edebilirim. Son derece adaletsiz bir sürece maruz kalmışım. Bir şey değiştir mi? Evet. Bir faydası var mı? Yok. Çok sakindir. Hatta zaten bana gelen, ziyarete gelen vekiller ve avukatlar da büyük bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Hani biz sana motivasyon vermek, güç vermek için geliyoruz, sen bize güç veriyorsun diyerek. Çünkü diyordum ki benim için üzülme. Evet. Üzülmek bir işe yaramaz. Üretin. Üzülmek yerine çözüm üretin. Konuşun. Anlatın. Adaletin ne kadar aslında rencide edildiğini, benim gibi davalar üzerinden. Sadece bizim başımıza gelmiyor bu. Hepimizin yaşadığı bir adaletsizlik var bu ülkede. Sadece Sedef Kabaş meselesi değil. Bunları anlatın. Neden biz haklıyız? Neden böyle bir faşist düzene itiraz etmemiz lazım? Neden susmamamız gerekiyor? Bunları anlatın. Bunlarla ilgili mesajlar üretin. Bunlarla ilgili programlar, yayınlar yapın diyerek ben onlara bir anlamda motivasyon veriyordum, mesaj veriyordum. O yüzden ben bunu kendi hapis, o 4 metrekarelik hücrede yaşadım ve yaptım. Bugün bu kitap üzerinden de herkese bu mesajı vermeye çalışıyorum. Zorlukları aman hayatıma gelme diyerek durduramayız. Doğru. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Zorluklar hep olacak. Hayat akıyla karasıyla, iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir bütün. Sadece o biz zorlukları, yandığımız ateşleri ne yaparsak, hangi yöntemleri, hangi zihinsel dönüşümleri, hangi bakış açılarını yaratırsak bir sonraki merhale için, yani ilerlememiz gereken yolda daha bilge, daha olgun, daha güçlü olmamız için ilerlememiz gereken yolda bir ışığa dönüştürebiliriz. Aslında onu anlatmaya çalıştığım bir kitap. Ama şu yaşadığımız ortamda söylediklerin o kadar önemli ki, o kadar önemli ki. Hatta bundan sonra daha da önemli olacak. Evet. Şimdi baktığımız zaman gazetelere, özellikle bu müfredatta yapılan değişiklikler, eğitimde yapılan değişiklikler. Çünkü AKP döneminde eğitimde yapılan her değişiklik biraz daha geri götürdü eğitim sistemini. Yani sadeleştirilecek diyor Hürriyet gazetesi manşet. Sadeleştirilecek. İşte integral çıkartıldı matematikten diyor. Ya sadeleştirelim o zaman, kısacık bir şey yazalım. Ya Ankara'nın ne oldu, nerede olduğunu bilmeyen 4. sınıf, 5. sınıf öğrencisi varsa bunu sadeleştirirsek artık onu da Türkiye'nin nerede olduğunu da sorgulayacağız. Ben eğitim sistemiyle ilgili de bu kitapta görüşlerimi paylaştım. Dediğim gibi ben aslında kendimi anlatmıyorum. Hepimizin ortak, evet, dertlerini anlatıyorum. Çünkü biz kaderde ve kederde ortağız. Dolayısıyla eğitim zaten işin başı. Şöyle özetleyeyim. Eğer iyi niyet yoksa, evet, çok önemli, ihanet teferruattır. Bak, iyi niyet yoksa ihanet teferruattır. Amaç ne? Biz sonuca bakıyoruz. Amaç ne? Niyet ne? O yüzden ne çıkartılmış, ne sokulmuş, o değil. Yani hangi konular içeriye dahil edilmiş? İşte milli tarih, milli kahramanlar, milli bayramlar, milli tarihi gerçekler sınavı, yok. Milli... Uydurma çakma bilgilerle sözde sadeleştirme. Hayır, işte dediğimiz gibi sormayan, sorgulamayan, gerçekleri bilmeyen, öğrenmeyen, öğrenme gayreti de taşımayan nesiller olacak ki koşulsuz biat etsin. Koşulsuz ona müritlik etsin. Dolayısıyla niyet böyle olunca artık hangi konu müfredata dahil edilmiş, hangisi dışarıda bırakılmış, bunlar yani teferruat kalıyor. Doğru, doğru. Şimdi burada da ben anlatıyorum. Bak, bizim neslimizde biz folklor yaptık. Bugün okullarda neden folklor yok? Halk dansı. Bakın, halk, evet, danslarımız neden yok okullarda? Tek bir soru soruyorum. Hiç bak, siyaseten bir şey değil. Halk danslarımız neden okullarda yaptırılmıyor? Milli değerse al işte, ha, milli değer. Bak, rond da yaptık, folklor da yaptık, melodikata çaldık, gitarda çaldık, handbol oynadık, voleybol oynadık, spor yaptık, el işi, evet, vatandaşlık bilgisi, yurttaşlık bilgisi dersleri, mantık, felsefe, bunların hepsini öğrendik. Hepsine de zaman vardı müfredatta. Ve biz böyle yetiştik. Üstelik Google yoktu. Google da yoktu. Evet.
Üstelik de internet, Mr. yani, Hazreti, Google filan da yok. Kolay erişilmiyordu her yani, şeye. Şimdi en son 2 gün önce Amerika'da bir yarışma yaptılar. Bütün ülkedeki üniversite öğrencileri arasında. En iyi tuğla örme, en iyi inşaat yapma, en iyi harç karma yarışması. Çok ilginç. İşte köy enstitüleri. Evet. Yani evet. El becerisi olacak, yemek yapmayı bilecek, dikiş dikmeyi bilecek, harç karmayı bilecek, trafik bilecek, yurttaşlık bilgisi bilecek, dünyayı tanıyacak, evet, coğrafya bilecek, Atlas'ta hangi şehir nerede, hangi memleket nerede bilecek, mantık, felsefe, sorgulama yapabilecek, soru sorabilecek. Artık bilgi her yerde var. Ama beceri ve sorgulama kabiliyeti ve yaratıcılık çok önemli. Olunca yapmaya çalıştıkları bunları öldürmek. Halbuki o beyinler pırıl pırıl, biliyor musun? Ne ekersen yaratıcılık fışkırıyor, zeka fışkırıyor. O yüzden onu ne yapıyorlar? Köreltiyorlar, kurutuyorlar, çölleştiriyorlar ki sorgulamasın, sadece biyar etsin. Ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın mecliste bir konuşması vardı bu tarikatlarla. Efendim sivil toplum kuruluşu onlar, onlarla ilişkimizi kesmeyeceğiz falan diye. Milli Eğitim yani, Bakanı gayrimilli bir eğitim bakanıdır. Milli bir felakettir. Bu ÇEDES'ler, işte ÇEDES'ler, son müfredatlar, bunlar evet, tamamıyla evet, işte adeta mürit yetiştirme onu, bakanlığı gibi. Cumhuriyet Gazetesi'ne hiç milliyetle, evet, evet, tekkiye mürit yetiştirmek gibi, yani dünyaya, ülkeye, topluma fayda sağlayacak akıl, vicdan sahibi bireyler, vatandaş olma bireyi, bak birey olma, vatandaş olma bilincine sahip gençler, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek yerine fikri ve vicdanı kelepçelenmiş, köreltilmiş müritler yetiştirmek gibi gayesi olan birilerine ben Milli Eğitim Bakanı diyemem. Maalesef, maalesef. Zaten o zaman da gazetelerde çok büyük bir talihsizlikti konuşması. Yani zaten son dönemde Ticaret Bakanı'nın kalkıp da bu İsrail'le ticaret konusunda söyledikleri, Milli Eğitim Bakanı'nın söyledikleri, ya bu insanları sen şey aklına geliyorsun, nereden buldunuz bunları falan diye sormak akla geliyor. Yani bu kafada, bu düşüncede insanları... Oraya Türkiye'de... gelmelerinin nedeni o zihniyet sevgili Namık. Normal şartlarda işte, o insanların CV'sine, özgeçmişine, kalibresine, liyakatına baksan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hasan Ali Yücel gibi daha döneminde, o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı yapmış birinin koltuğuna oturabilir mi? Maalesef. Maalesef. Çok. O zihniyeti savunmak zorunda. Çünkü o zihniyet onun varlık sebebi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebi bu zihniyet değil. Yani mevcut iktidarın varlık sebepleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası şu anda 180 derece zıt. Yaptıkları bütün icraat o saray düzeninin devamı için. Ama cehalet... Yaptıkları icraata, politikalara, siyasete bak. Evet. Türkiye'nin hiçbiri hayra değil. Evet. Türkiye'nin bekasına, hayrına siyaset değil. Öyle olmasa zaten bu kadar sefil bir durumda olmazdı ülke. Cehalet en büyük beka sorunu. Evet. Yani cehaletin ferasetine inanıyoruz lafını slogan yapıp bir de bunu söyleyeni taltif etmezlerdi. Evet, evet, evet. Ki şimdi biliyorsunuz yokluğa da görev yaptı o kişi. Ya diploması olmayanlar, bak diploması olmayanlar ne yaptı biliyor musun? Ülkede diplomalı olmayı değersizleştirdi. Öyle oldu gerçekten. Cahil olanlar cehaleti bir ferazet, o feraset olarak bu ülkeye empoze etti. Taner Yıldız, Enerji Bakanı, Soma'dan sonra söylediklerini hatırlıyorsun. Okuma yazma oranı, üniversiteleşme yükseldikçe oylarımız düşüyor dedi. Tamam, oylarını arttırmak için ne yapması lazım? Cahil bırakacaksın. Denklem bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bak ne diyor, sana mesaj göndermiş Muazzez İlmiye Çığ cezaevinde.
Seninle dostluğunu, Atatürk ve Cumhuriyet sevdanızı, tüm ortak yanlarınızın yeteneği dile getirdi. İsteyen mektubu bu internette bulur. Seni cezalandırmanın sağlık sorunları olan anneni ve oğlunu cezalandırmak olduğunu bir kez daha vurgulayarak yargıçlara ver yansın etti. İşte sevgili Sedef, şimdilik bu kadar, yerim çoktan bitti. Güçlü ol demiyorum, güçlü olduğunu biliyorum diyor Muazzez İlmiye Çığ. Sağ olsun. Sana cezaevine gönderdi. Muazzez İlmiye Çığ anıt, ve anıt. O nesil, onlar yaşayan tarih. Onlara bir kez daha buradan saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı gönderiyorum. Sevgili Muazzez İlmiye Çığ başta olmak üzere. Nermin Abadan Unat olmak üzere. Bütün o nesil bu ülkenin payandalarını azimle, çalışkanlıkla, disiplinle, bilimle, emekle, özveriyle inşa etti. Yani bizim varlığımız evet. O temeller üzerine kuruldu. O yüzden onlara sonsuz bir saygı ve şükran borçluyuz. Benim o sürecimde 108 yaşında hasta olmasına rağmen çok anlamlı bir mektup yazdı, kamuoyuna bir çağrı yaptı, yargıçlara, hakimlere seslendi ve beni cezalandırmanın aynı zamanda sağlık sorunları olan annemi ve 13 yaşındaki oğlumu da cezalandırmak olduğunu ve aynı zamanda aslında özgür düşünceye, demokrasiye inanan herkesi susturma stratejisi olduğunu cesaretle kaleme aldı Muazzez İlmiye Çığ. O anlamda müsaade edersen onun kitabını da, sadece benim kitabım tabii, değil, tabii, tabii. Bu Muazzam Muazzez kitabını da lütfen okuyun. Muazzez İlmiye Çığ şu anda 109 yaşında, hala bilinci pırıl pırıl, diması zengin, hala mücadele ediyor, hala Türkiye'nin siyasetini, gündemini takip ediyor, yılmaz bir Atatürkçü. Bu kitap sadece ona bir teşekkür değil, aynı zamanda Atatürk ilke ve ilkilaplarına inanan bir cumhuriyet kadınının çok anlamlı bir hayat hikayesi. 5000 yıllık da bir evet. Kadim tabii tarihimiz var. Ta Sümerlere kadar uzanan bu coğrafyanın sahip olduğu o zenginlik, müstesna zenginlik. Fonda o tarihi bilgileri de ara ara veriyorum. Çok anlamlı bir tarihi yolculuk oluyor. Hem 100 yaşını sağlıklı bir şekilde geçmenin sırları. Ama çok az kaldılar. Hem de Cumhuriyet'in değerlerini anlattığım bir kitap. Yine bir başka teşekkür Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalarımdan biri olan Profesör Nermin Abadan Unat, hocaların hocası. Neden hocaların hocası? Şöyle söyleyeyim, İlber Ortaylı'nın hocası, Emre Kongar'ın hocası. Müthiş bir yaşam hikayesi, roman tadında bir hikaye. Ben inanıyorum pek yakın bir zamanda film olacaktır. Müthiş bir hikaye. 90'lı yaşlarında bir kadın yürüyüşüne geldi Türkiye'de. Yılmaz bir mücadeleci. 95-96 yaşındaydı. Oraya geldiğinde fotoğraflarını çekmiştim kendisine. Evet, ya ben çok şanslıyım. Çünkü yani bu kadınlar benim hayatıma dokundu. Onların hayatının bir parçası olabildim. Onların hayatını kaleme aldım. Benim rol modellerim, ilham kaynaklarım oldu. Bir üçüncüsü de kraliçem dediğim, bunlar üç kraliçe. Muazzez İlmiye Çığ, Nermin Abadan Unat. Bir üçüncüsü de rahmetli Türkan Saygı'la. Onu da rahmetle, özlemle, sevgiyle, şükranla bir kez daha anıyorum. Evet, evet. Bunlar bizim deniz fenerimiz. Bunlar bizim rol modelimiz. Bunlar ilham veren kadınlar, güç veren kadınlar. O yüzden onların çizdiği yolda ilerlemek bizim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Ve bütün bunların ötesinde de tabii onların ve bizim aslında her zaman yukarıya bakıp feyz aldığımız, yönümüzü takip ettiğimiz bir de kutup yıldızımız var. O da Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kutup yıldızıdır. Yönümüzü kaybettiğimizde, dengemiz bozulduğunda, tereddüt yaşadığımızda, problem yaşadığımızda, çöküşler yaşadığımızda tek yapmamız gereken başımızı kaldırıp o kutup yıldızının çizdiği yönü görüp o yolda ilerlemektir. Ki saydıkların hepsi eğitimci. Tabii, tabii. Yani eğitimci olmalarının ötesinde bu insanların yaşamlarına baktığımız zaman sadece özgür olmaya değil, ülkeyi de özgürleştirmeye feda edilmiş hayatlar bunlar. Sadece öğrenmeye değil, öğretmeye, bilimi, ilimi yaymaya
feda edilmiş hayatlar, adanmış hayatlar bunlar. Bunları rol modeli almayacağız da kimi alacağız? Namık. Evet, evet, evet. O yüzden gittiğim her yerde, hem Türkiye'nin her yerine gidiyorum, sivil toplum, gerçek sivil toplum kuruluşları çağırdığında, üniversiteler çağırdığında, hem Türkiye'nin birçok iline gidiyorum, hem yurt dışına gidiyorum ve ilham veren kadınlarımızı anlatıyorum. Tarihten örneklerle bu kadınların hayatlarını, bizim yaşadıklarımızı, siyasette olsun, ekonomide olsun, sosyal hayatta olsun, sanatta olsun, yani kadın mücadelesinin aslında özgürlük mücadelesi olduğunu, kadının olmadığı yerde demokrasinin olamayacağını, özgürlüğün olamayacağını, devrimin olamayacağını anlatıyor. Bu söylediklerine katılıyorum. Yani kadınlar olmazsa olmaz. Ve şu son seçimlerde zaten durumu değiştiren de kadınlar. Evet. Bu son kadın seçimler oyları. Çok anlamlı. Evet, kadın oyları. Başta CHP olmak üzere, CHP'nin yeni yönetimi olmak üzere, Sayın Özgür Özel olsun, Sayın Mansur Yavaş olsun, Sayın Ekrem İmamoğlu olsun. Gerçekten o hizmet odaklı, barışçıl, özgürleştirici siyaseti öyle bir estirdiler ki Türkiye'de gerçekten bir bahar yaşandı. Çünkü bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum. Ben bu kitabı geçen yaz, biliyorsun, en son senin programımda izin istedim. Dedim ki ben bu yaz oturacağım, kitap yazacağım. Bütün yaz, geçen yaz hiç git tatil yapmadım ve kitabımı yazdım. Sonra da işte birçok yere gidiyorum, anlatıyorum, seminerler, eğitimler, imza filan derken kitabın arkasında diyor ki hayat vazgeçmeyenleri ödüllendirir. Neden mücadele etmemiz gerekiyor? Neden vazgeçmememiz gerekiyor? Bunu anlatıyorum. Bazı gözlerde inanmayan bakışlar, gölgeli ifadeler tespit ediyordum. Çünkü hani özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir yılgınlık, olmayacak, bir bıkkınlık, bir ümitsizlik, hani ne olacak bu memleketin hali meselesi çok yaygınlaşmıştı. Ona rağmen umudunuzu kaybetmeyin, mücadeleden vazgeçmeyin diyordum. Şimdi bu seçimler sonrasında görüyorum ki umut bu ülkede yeniden yeşerdi. Şimdi Ankara'da avukatlar yürüyorlar. Burcu Yıldırım arkadaşımız orada. Bir oraya bir dönelim. Burcu Yıldırım, günaydın. Günaydın Namık Koçak. Şu anda Türkiye Barolar Birliği önündeyiz. Burada binlerce avukat var. Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar geldi. Avukatlar için de adalet talebiyle büyük savunma mitingi bugün gerçekleşiyor. Saat 13 itibariyle Anıt Park'ta büyük bir miting başlayacak. Ancak Türkiye Barolar Birliği önünden Anıt Park'a kadar gelen avukatlar yürüyecek yaklaşık 6 kilometrelik yol. Kameraman arkadaşım Cemal Berk Aytekin'in görüntülerine de yansıyor. Buraya gelen avukatlar talepleriyle aynı zamanda burada. Savunma susmadı, susmayacak diyorlar. Adaletin, yargı bağımsızlığın, eşitliğin temeli için savunma hakkını savunan avukatlar bu defa kendi haklarını savunmak üzere, kendi haklarını talep etmek üzere Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar geldi. Genç avukatlar var, stajyer avukatlar var. Kendi taleplerini ifade etmek için burada Ankara'dan seslerini yükseltecekler. Adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz, bağımsız yargı istiyoruz diye aynı zamanda buradalar. Şimdi o gelen avukatlara mikrofon da uzatmak istiyoruz. Yürüyüş başladığı an itibariyle Ankara'ya hoş geldiniz. Hangi taleplerle buradasınız? Emekli ücretlerinin iyileştirilmesi amacıyla buradayız. Hak, adalet için buradayız. Yürüyüşümüz devam ediyor. Ankara'da binlerce avukat olarak yürüyorsunuz. Seslerinizin duyulmasını istiyorsunuz. Evet. Buradan en elzem talepleriniz nedir? Dediğim gibi öncelikle talebimiz CMK ücretlerinin iyileştirilmesi, savunma hakkının kısıtlanmaması. CMK bildiğimiz üzere beraat vekalet ücretlerinde hakimlerimiz şu an beraat vekalet ücreti vermiyorlar. Bu konuda içtihat birliği talebimiz var. Genel manada bu şekilde. Teşekkür ederim. Evet, Namık.
Namık Koçak yürüyüş an itibariyle başladı ve devam ediyor. Bu kortejin sonu yaklaşık 1 kilometre uzunlukta diyebiliriz. Kortejin başından sonuna kadar avukatlar talepleriyle birlikte Ankara'da alanlarda eşit, özgür, adil bir yargı sistemi için yürüyorlar. Aynı zamanda kendi haklarını talep etmek için buradalar. Yıllarca vatandaşların, halkın savunma hakkını savunduk, talep ettik. Şimdi kendi haklarımız için Ankara'dayız diyorlar. Ankara'dan yöneticilere, iktidara, bütün yargı mensuplarına aynı zamanda seslerini duyurmak istiyorlar. İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin en küçük barolarına kadar avukatlar Ankara'da, biz de yine yürüyüşte kortej boyunca avukat talebini, Ankara'dan yükseltilen talebi televizyon ekranlarına getirmeye devam edeceğiz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, Cumhuriyet Halk Partili avukat milletvekilleri de aynı zamanda bu mitingdeler. Bu mitingde olacaklar ve yürüyüşün en önünden itibaren avukat meslektaşlarıyla birlikte yürüyorlar. Bunun da altını çizelim. Biz yine önümüzdeki saatlerde avukatların talebini büyük savunma mitinginden aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Burcu Yıldırım. Evet, hukukçular da avukatlar da hukuk istiyorlar. Evet, yani vatandaş ne yapsın? Özgürlüğü savunanlar özgürlük istiyor. Evet. Hukuku savunanlar hukuk istiyor. İşte çok karanlık bir dönem. Aslında çok Türkiye ironik yüzyılı bir... diyorlar ya. Evet. İyi ki kendilerini ayrıştırıyorlar Namık. Türkiye yüzyılı olarak binecek bütün bu siyaset. Bak, eğitimi görüyorsun, adaleti görüyorsun, ekonomiyi görüyorsun, sanatı görüyorsun. Yani kültür sanatı çölleştirme, eğitimi çökertme, hukuk sisteminde adalet değil, adaleti dağıtma sistemi. Yani adalet dağıtma değil, adaleti dağıtıp darma duman etme sistemine dönüştürme. Adında var. Ekonomide de sefalet. Cumhuriyetin yeni yüzyılı değil, AKP'nin yeni yüzyılı. Evet. Yani o cumhuriyetle ilgimiz yok. Yüzyılı değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında avukatlara buradan selam olsun. Gerçekten kendi haklarını koruma konusunda, susmama konusunda, bu düzene itiraz etme konusunda gayet örgütlü çalıştılar. Hiç o birlik ve beraberlik duygularından feragat etmediler. Zaten o yüzden Eczacılar Birliği, işte Mimarlar evet. Odası, barolar, bunlara o yüzden düşmanlık gösteriyorlar. Çünkü dağıtamadılar. Birlik içinde, dayanışma içinde, örgüt olarak kamuoyunun karşısına çıkıp isteklerini talep ettiklerinde, bir örgütlü mücadele ortaya koyduklarında bileğini bükemiyorlar. Evet. Ağırlıklı. O yüzden de düşmanlaştırıyorlar, evet. Ötekileştiriyorlar. Hukukçulardan oluşan laiklik meclisi var. Ankara'da yarın toplantıları var. Çok ciddi düşünceler üretiliyor evet. Orada. Yani laiklik gerçekten tehlike altında. Evet. Çünkü anayasa değişikliği dediğiniz zaman insanların şu anda kafasına gelen bir şey sadece Cumhurbaşkanı'nın yolunu açmak, yeni 28 seçimlerinde de aday olmak meselesi değil tek başına. Niye biz anayasa değişikliğini konuşuyoruz? Ben onu da anlamış değilim bu arada. Anayasayı tanımayan insanlarla hangi değişikliği konuşacağız Namık? Ama şöyle, anayasayı kendi istediği şekle getirmeye tamam, o çalışıyor. Tamam, kendi istediği şekliyle anayasayı kendince değiştirmeye çalışan bir insanla ya da bir zihniyetle, bir partiyle niye pazarlık yapayım? Peki Anayasa Mahkemesi'ni bu son atamaları da yaptıktan sonra, çoğunluğu elde ettikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygı mı duyacaklar? Duymuyor. Daha sonra da duymayacak. Hayır. Kendi işine gelmenin hiçbir şeye saygı duymayacak. Ama o zaman kendi işlerine gelen kararlar çıkacak hep. Öyle dizayn etmeye o çalışıyorlar. O zaman ne yapacaksın? Bir iki atamaya o zaman kaldırır. Ne yapacaksın? Onun bir parçası olmayacaksın. Evet. Baştan reddedeceksin. Onun bir parçası olmayacaksın. Yani çok önemli. Çünkü onun bir parçası olduğun zaman o sistemi, o zihniyeti, o niyeti meşrulaştırıyorsun. Evet, evet, evet. Yani çünkü amaç daha özgür bir Türkiye getirmek değil. Mevcut sistemleri uygulayın. Tabii. Özgürleştirici. Yani yasayı özgürleştirici yasa olarak yorumlayın, yapın. Yeni bir yasa yapmanıza yani gerek yok. Benim işime gelen kararları verirse tanırım, vermezse tanımam. Ya anayasayı hiçe sayan ve Türkiye'nin, bak, Türkiye'nin en üst mahkemesi hangisi?
Anayasa Mahkemesi. Değil. Üst mahkeme değil, pardon. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi kendileri zamanında mağdur olduğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip Türkiye'yi şikayet ettiklerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok üst ve itibarlı bir mahkemeydi. Evet. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, siz insanları Cumhurbaşkanı hakaret için böyle hapsedemezsiniz. İşte hukukçuları, avukatları yerlerde süründüremezsiniz. Boğaziçi Üniversiteleri öğrencilerine kelepçe takamazsınız. İşte Can Atalay gibi gazetecileri, avukatları, insan hakları aktivistlerini hapsedemezsiniz şeklinde kararlara imza attığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Mahkemesi oluyor. Evet. Hayır, sen Türkiye olarak onun altına imza atmışsın. Demişsin ki benim en üst mahkemem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani kendi en üst mahkemesini tanımayan ve anayasanın 90. maddesine göre iç hukukla Anayasa Mahkemesi ve dış hukuk yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örtüşmediğinde onlar en yaşıyor. Üst mahkemeyi tanımakla yükümlüsün. Anayasanın 90. maddesi bunu talep eder. Bunu söyler. Yani sen Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımadığın gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de tanımayarak aslında suçun alasını işliyorsun. Ayrıca o sadece Türkiye'ye karşı uygulanacak bir şey değil. Tüm üye ülkeleri evet, kapsayan. Son derece tarafsız. Ha, öyle bir havaya getiriyorlar ki bunlar bize karşı sanki karar son alıyormuş derece tarafsız. Gibi. Evet. Sen Türkiye'yi şikayet ederken tarafsızdı. Şimdi sana hüküm verirken taraflı mı oldu? Yalnız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de son dönemde siyasi kararlar aldığını görüyoruz. Onlar da bir takım dengeleri gözetiyorlar. Gitme. Oraya gidecek evet. Davaları evet. imza atma. Ayıp değil mi? Evet. Anayasa Mahkemesi ne git gidecek. Neden biz mağduriyet yaşadığımızda eninde sonunda bu iş Anayasa Mahkemesi'ne gidecek? Onun ötesinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek ve eninde sonunda biz bunu kazanacağız ve tazminat evet. alacağız diyoruz. İç hukuku işletmediğin evet. için. Çok iyi bir hukukçu Celal Ülgen hatırlayacaksın rahatsızlık geçirdi. Ama şu anda Celal Ülgen çok çok iyi. Geçmiş olsun aramıza yeniden. Dönecek. Çok değerli bir yakında aramıza dönecek Celal Ülgen. Ya düşün Celal Ülgenler, Turgut Kazanlar yani bunlar dünya çapında evet. avukatlar. Celal Hoca ile yaptığımız bir programda söylemişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de artık siyasi ilişkileri dengelemek için kararlar alabiliyor. İşte Türkiye'nin Almanya ile ticareti, bu uluslararası ilişkiler bunlar artık kararları etkilemeye başladı. Eskiden olduğu kadar çok şey kararlar çıkmıyor demişti. Bu demek ki dünyada da genel bir... Şimdi biraz önce Recai Aksu ne dedi bize? Parayı vereceğiz, siz kaçakları... mültecileri, orada aslında tutun. Mülteci demek doğru değil de geçici sığınmacıları Türkiye'de tutacaksın. Yani sen parayı ver, ben kapıyı kapatayım. Şimdi doğru. Almanya senin ulusal bütünlüğünü, demografik yapını, ekonomik refahını, işsizlik meselesini, yani Mehmet Şimşek'in deyimiyle lokal halkı, yerel halkın, yani gençlerimizin İşsizlikle mücadele etmesini kendine problem eder mi? O kendi refahına bakar, kendi huzuruna bakar. Parayı bastırır, kapıyı kapattırır. Ne yapacaksın? İşte parayla satın alınamayacak siyaseten güçlü bir ülke yaratacaksın. Onun üç kuruşuna tamah etmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti yaratacaksın. O zaman gerçekten milli ve evet. yerli olacaksın. Şimdi Mehmet Şimşek dedin de Merkez Bankası'ndaki maaşlar da dün biz çürümede de konuştuk. Türk Hava Yolları'nda genel müdürün 1.400.000 lira diyelim maaşı ya da altında müdürün 900 bin maaşı. Böyle maaşlar mı varmış? Ya, ben böyle yeni öğrendim müdür, yani. En düşük müdür maaşı neredeyse. Sen böyle maaşlar olduğunu lira. Biliyor muydun bu dönemde? Ben okuyunca yok, inanamadım. Yok, yani 1,5 milyon TL'lik bir aylık maaş diyor nasıl ki, ben olabilir? Diyor Avrupa evrensel standartta baktığınız zaman diyor 40 küsür bin dolar bu diyor. Ne vardı yani? Ne var? Avrupa standartlarında, evet. dünya standartlarında. Orada değil zaten. Ayrıca iki yerden de yönetim kurulu huzur hakkı alıyor. Çok güzel. Çünkü bak, refah düzeyi dediğimizde, gıda enflasyonu dediğimizde, enflasyon dediğimizde, eğitim seviyesi dediğimizde, kültür sanat dediğimizde, maaşlar dediğimizde, emekli maaşı dediğimizde, işsizlik dediğimizde,
adalet dediğimizde dünya standartı söz konusu değil. Sadece bu AKP'li çok maaşlı bürokratlar, siyasetçiler söz konusu olduğunda dünya standartları geçerli. Hayır, şimdi şöyle, bizde emekli 250 avro diyelim alacak, o 250 avroda 300 dolar diyelim, 300 dolar alacak. Sen 40 küsür bin, 44 bin dolar civarında falan bir para tutuyor. Evet. Emekliye gelince yerel standart, kendisine gelince Merkez Bankası'nda da maaşlar ödemiş. 11 yönetici ve 4 denetçi toplam maaşları 36.7 milyon. Yani 11 yönetici bölsek, 15'e bölsek 36.7 milyonu ve Hafize Gaye Erkan hala maaş alıyor. 430 bin lira maaş almaya devam ediyor. Evet. Üstelik gitme bekle demişler Ankara'da. Otelde mi, İstanbul'da mı, otelde kalıyormuş. Otel giderini kim karşılıyor acaba? Onu da bir hükümet mi karşılıyor, Merkez Bankası mı karşılıyor? Karşılasa yani, şaşar mıyız, şaşmayız. Bir işten görevden alındı dendi, bir istifa etti dendi. Sonra da gitme bekle demişler, ne için dedilerse. Ama zaten sözleşmesi gereği 430 bin lira maaşını almaya da devam ediyor. Demek ki ülkede kaynak yok değil. Ülke aslında çok zengin bir ülke. Bu kadar israfa rağmen, bu kadar şatafata rağmen ülke bunları finanse etmeye devam ediyor. Maalesef. Kaynak var. Sadece kaynağı nasıl kullandığınız önemli. Kaynağı kendi sarayınız, şatafatınız, lüksünüz, görgüsüzlüğünüz için mi harcıyorsunuz? Ona buna yandaşa ihale dağıtmak için mi harcıyorsunuz? İstanbul Havalimanı gibi... Ben ona israf abidesi diyorum. Yani dünyanın en pahalı havalimanı. Ve dünyanın, buna mı harcıyorsun yoksa gerçekten eğitime, emeğe mi harcıyorsun? Dünyanın en skandal havalimanlarından da bir tanesi. Neden biliyor musun? Sen dünyayı dolaşan birisisin değil mi? Metrosu olmayan havalimanı gördün mü? Metrosu yok. Hava muhalefeti olunca iniş yok. Projede unutulmuş sonradan metro. İniş yok. İnemiyorsun. Hava muhalefeti olunca o havalimanına inemiyorsun. Bakanlar Atatürk Havalimanı'na iniyor, sonra da İstanbul Havalimanı'nı övüyor bize. Ha, böyle bir ironi. Yani. Pardon, sonradan eklediler metroyu. Şimdi yanlış anlaşılmasın, metrosu yok değil. Eklendi fakat statik yapı bozuluyor. Projede unutulduğu için altına giremedi havalimanının. Sonradan olmuyor. 300 metre uzakta kaldı. Evet. Yürüyecek insanlar. Yürüyeceksiniz. Bavullarıyla. Evet. Böyle bir şey. Tavana bakıyorsun, acaba bu kadar yüksek ama tavan gerekiyor herkes, mu? Herkes bu havalarını kıskanıyor ama. Şöyle bakıyorsun, o kadar boş alan var ki. Yani şöyle yapılmış proje. Biz ne yaparsak daha fazla maliye çıkartabiliriz. Bak, tam böyle öyle yapılmış. Tam öyle. İstanbul Havalimanı yapılırken hep şöyle düşünülmüş. Bir de fiziksel yani büyüklük. Yani şu diyelim ki 1 liraya mı mal oluyor? Biz ne yaparsak bu 1 lirayı 1000 liraya mal edebiliriz diye düşünülerek yapılmış bir havalimanı. Fiziksel büyüklük önemli bir de. Yani görkemli olsun. Daha büyük olsun. Daha yüksek olsun. Yani o yüzden işlevsellik de, o yüzden de halka da eninde sonunda fakirlik ve sefalet nasip olsun. Biz niye fakirleştik? Niye ücretler bu kadar düşük? Neden gıda enflasyonu? Bak, dünyada temel gıdalar ucuzladı Namık. Biz gıda enflasyonunda birinciyiz bu ülkede. İnsanlar çocuklarına süt alamıyor. Evet. Bak, çocuklar yumurta yiyemiyor bu ülkede. Ama sen israf abidesi israf bir havalimanıyla övünüyorsun. Şu var bir de. Dün eski Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili ile program yaptık Çürüme'de. Borsa İstanbul. Efendim, yabancı ilgisi. Borsa İstanbul'da yabancılar işte alım yapıyorlar falan. Dedi ki, ya dedi, bunların çoğu dedi dışarıda kurulmuş Türk şirketleri. Evet. Yani çünkü dış yabancı yatırımcı olarak gelip borsada yapınca vergiden muaf da oluyorlarmış. Evet. Bıyıklı yabancılar mı diyorlar? Öyle bir ifade var galiba onlar için. Ve bunlardan bir tanesi işte çok önemli, geçmişte Galata Port'ta falan adı geçen bir şirket vardı falan. Belçika'da mı neymiş onların kurdukları şirket. Oradan Türkiye'ye yatırım yapıyorlar yabancı şirket olarak. Onlar yatırım değil ki. Yatırım, bak,
Chery'ler, Volkswagen'ler, bunların hepsi yatırımlarından vazgeçti Türkiye'de. Vazgeçtiler, gittiler. Hiçbiri yatırım yapmıyor. Fabrika yok. Ya şöyle sor bak. Bu iktidar döneminde kaç fabrika açıldı? Hiç. Bitti. Yani hiç derken şöyle. Bitti. Onların bak, söyledikleri bitti. Fabrika sen mevcut değil. Fabrikaları kapatıyorsun. Heh. Mevcut fabrikaları satıyorsun. Tonlarca vergi alıyorsun. Borç alıyorsun. Ve hala borç içindesin. Evet. 3-5 milyar için, dolar için kapı kapı dolaşıyorsun. Çekayı yıktıktan sonra ne dedi biliyor musun? O zaman başbakandı. Yıktık dedi. Çok pahalıya geliyor dedi. Yerine dedi millet bahçesi yaptık. Onlarda böyle zevk yok ki dedi. Hı. Ya nasıl bir zevk fabrika yıkıp millet bahçesi yapmak? Nasıl bir zevk olabilir bu ya? Yani ben artık yorum yapmayayım. O malum. Ve Türkiye kağıt üretemiyor. Bu şu kağıtların hepsi dışarıdan geliyor. Gazete kağıdı üretilmiyor. O yüzden de maalesef gazeteler, kitaplar, bak kitap, okuma. Kitap, sırada... kitabı insanlar bak. Hani eskiden kağıtların alımını pahalaştırıp gazeteleri cezalandırırlardı ya. Şimdi evet. De kağıt yine pahalı olduğu için okuyucuyu da cezalandırıyor. Ama yıllar önce 60 devriminden sonra şöyle bir şey yapmışlardı. Kağıt ve mürekkebe sübvansiyon uygulanıyordu. Evet. Neden? Halk daha çok gazete okuyabilsin. Biz birazını bir şey yapalım ki halk ucuz gazete. Turgut Özal geldi ilk bu sübvansiyonu kaldırdı 80'de. İlk yaptığı işlerden birisi buydu. Okumasınlar dedi. Okumayın. Boşver. Zaten 2,5 gazete. Bir de şöyle bir anlayış yerleşmiş. Yani her şey pahalı bir de mesela insanlar gidip hani bazı şeyleri pahalı da olsa almaya devam ediyor ama gazete kitap oldu mu tereddüt ediyor. Evet. Halbuki en temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Hadi diyelim ki gazeteleri artık internet ortamında okuyorsun ama bir kitabı alman, değil. Kütüphanende doğru. Tutman, onun altını çizmen, onun üzerine aldığın notlar bunlar hala geçerli. Belki 20 yıl sonra bu da bitecek bilmiyorum ama şu anda mevcut da kitap hala en değerli hediye. Bitmeyecek en herhalde. Servet. Şöyle New York Times bir dönem bundan 5 hatta 10 yıl önce falan ileride baskıyı durdurup şeye geçeceklerini, elektronik ortama geçeceklerini söylemişler. Sonra da bir açıklama yaptılar. Dediler ki tamamen kaldırmayacağız. En azından 3000-5000 falan da basacağız koleksiyoncular için. Evet. Dediler. Çünkü o gazeteyi eline almak isteyen... Bir de yazarından imzalı kitap. Bu vesileyle istersen yarınki imza günümü de söyleyelim. Senin, evet. Yazarından imzalı kitap dediğim için benim de aklıma geldi. Ben bile unutmuştum. Yarın Remzi Kitap Evi'nde Bağdat Caddesi Suadiye'de pazar yarın saat 3'te öğleden sonra 3'te bir söyleşim olacak 3 ile 4 arası 4 ile 5 arası da bir imza yapacağız. Dolayısıyla hem kitap üzerine sohbet edeceğiz hem ortak dertlerimizi ortak sevinçlerimizi bir kahve eşliğinde konuşacağız okuyucularla. Sonrasında da Yandığın Ateş Yoluna Işık Olur kitabını bizzat okuyucularıma imzalayacağım. Yüz yüze görüşmeyle. Evet, yani sadece kendiniz için de almayın bu kitabı. Mümkünse eşleriniz için, kızlarınız için alın. Yani tüm mücadeleci, Amazon ruhlu kadınların bu kitabı okumasını çok istiyorum. Çünkü aslında güç birliğinden doğuyor. Yani o dayanışma ruhunu... O cesareti yaygınlaştırmak gerekiyor. Bir söz vardı, dünyayı kadınlar değiştirecek. Birlikte değiştireceğiz Namık. Yani ben bize güç veren erkekleri de, gençleri de, olgun, yaşlı insanları da hep kucaklıyorum. Gerçekten güç birliği, örgüt olma, birlik olma, dayanışma olma çok önemli. Bunun karşısında ne var? Kutuplaştırma. İşte o kutuplaştırmanın panzehiri dayanışma. O gerçekten çok önemli. Az önce hani programın içinde de konuştuk, söyledin. Değişebileceğini gördü insanlar. Ben hani, bunu bu seçimlerden önce hapiste evet, gördüm. Değişebileceğini yani gördü insanlar. Yani ben hapiste o ne kadar ötekileştirmeye çalışırsa çalışsın o ve o ideolojideki insanlar. Ben hapiste kadın dayanışmasının ne olduğunu gördüm. Bizzat bana yaşattılar. Onu kitapta anlatıyorum.
Yani çok farklı hayat görüşüne, inanca, ideolojiye sahip kadınlar, çok geniş bir yelpazede sağdan sola düşün. Yani çok radikal, evet. Artık hani ağırlaştırılmış müebbet hapisten dolayı hüküm giymiş o kadınlar beni kucakladılar. Evet. Çünkü çok ne dedik? Kederde ortağız. Mücadelemiz ortak aslında. Yani öyle bir şey ki yolsuzlukla kapatılamayacak kadar bir fark atarsanız ne yaparlarsa yapsanlar çaresi yok. Tabii. Evet. Yani en büyük güç halk. Halk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür yani ediyorum için, Namık. Sağ ol. Tekrar bir programda görüşmek üzere. Sağ ol. Çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Evet değerli izleyiciler, biz akşam gene buradayız. Gazeteciler Masası'nda sizlerle birlikte olacağız. Yalçın Doğan bizimle olacak, Ümit Dizileri bizimle olacak. Ceyda Karan bizimle olacak ve Orhan Uğuroğlu bizimle olacak. Ve en önemlisi Yılmaz Polat bizimle olacak. Kısa kısa bağlantılar da kuracağız. Stüdyomuzda da konuklarımız olacak. Çok şey konuşacağız. Akşam da birlikte olalım.